Endüstri mühendisliğini tercih etmemde aslında mühendis olmak istediğimi biliyordum. Ama endüstri mühendisliği ile ilgili tam bir bilgim olmasa da birçok sistemin bir arada değerlendirildiği tasarımlar endüstri mühendisliğinin konusu olduğu için seçtiğimi hatırlıyorum. Ama tabii çok eskide kaldı o yıllar. Şimdi seçmek isteyen arkadaşlara neleri tavsiye ederim? Eğer özellikle ilgi alanlarının neler olduğunu biliyorlarsa ve karmaşık problemlerle uğraşmayı seviyorlarsa, bir probleme farklı bakış açıları getirmeyi seviyorlarsa ve bir problemin birçok boyutunu aynı anda düşünmeyi seviyorlarsa, endüstri mühendisliği onlar için doğru mühendislik alanı. Doktoramı Amerika'da yapmaya karar vermeme iten şey aslında doktoramın sonunda tekrar Türkiye'ye gelip öğretim üyesi olma isteğimdi. Şimdiki kadar belki doktora programları o zaman Türkiye'de güçlü değil diye düşünüyorduk. Ya da güçlü olsalar bile Türkiye'de doktorası olan birisinin Türkiye'de öğretim üyesi pozisyonu bulması biraz zor olabiliyordu. O yüzden aslında o hedefi göz önünde bulundurarak Amerika'ya gitmeye karar verdim. Zorluklar, yani çok bir zorluk yaşadığımı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü şey yaparken, doktora programlarına başvururken çok sınırlı sayıda okula başvurdum ve bilerek o seçimleri yapmıştım. Bana uygun olduğunu düşündüğüm programları seçmiştim. O yüzden seçim aşaması benim için kolaydı. Doktora aşamasında çok çalışmak, eğer bir zorluksa çok çalıştım. Orası doğru. Ama onun dışında ben University of Florida'da doktoramı yaptım. Doktora öğrencilerini, uluslararası öğrencileri çok iyi destekleyen bir okul sistemi var orada. O yüzden çok büyük zorluklar yaşadığımı hatırlamıyorum. Şu anki çalışma alanımı aslında çok düşünerek karar vermedim. Çünkü benim doktoraya başladığımda çalışabileceğim birkaç konu vardı. Bir tanesi demir yolları planlaması problemleri üzerine çalışabilecektim. Ya da sağlık sektöründeki bazı planlama ve optimizasyon problemleri üzerine çalışacaktım. Ben ama zaten trenleri çok sevdiğim için o zaman ikisi arasında seçim yaparken çok fazla zorlanmamıştım. O yüzden doktoramı yaparken aslında bir şekilde ulaşım planlaması problemlerine eğilmiş oldum. O tarafa doğru yaklaştım. Ama tabii bizim alanımızda çalıştığımız problemler değişiyor. Ben daha çok ulaştırma ve lojistik planlama üzerinde çalışıyorum. Ama son yıllarda örneğin elektrik piyasalarındaki bazı optimizasyon problemlerinde çalışıyorum. Bu birazcık hem problemlerin ne kadar güncel olduğuna bağlı, hem de zaman zaman tabii biz de çalıştığımız problemleri değiştirmek istiyoruz. Yeni motivasyonlar eklemek istiyoruz yaptığımız işe. O yüzden ama başlangıçtaki biraz tesadüftü. Bu tesadüf beni daha çok ulaştırma planlaması alanında çalışmaya itti. İstanbul'daki toplu taşıma sistemleri çok etkili ve etkin değil. Çünkü burada aslında tam bir endüstri mühendisi lafı olacak bu. Planlama yapılırken bir sistem bakış açısıyla planlama yapılmıyor maalesef. Biraz ekleyerek, sonradan üstüne ek yapılarak yeni işler yapılıyor ya da yeni sistemler ekleniyor. Baştan daha çok büyük bir master planla bu şey yapılsa, bakış açısı verilse daha etkin bir planlama, daha etkin bir ulaşım sistemi oluşabilir. Ama yine de şehrimizin büyüklüğüne göre düşünecek olursak birçok zorluğa rağmen belki de hani şu anda en azından birden fazla sistemin entegre olmasına çalışılan bir sistem var. Ama en büyük eksiklik işte planlama sistem bakış açısıyla yapılmadığı için bu entegrasyon biraz zor oluyor. Bu dönem ENS 208 Introduction to Industrial Engineering dersini veriyorum. Yani endüstri mühendisliğine giriş dersi. Birçok öğrencinin acaba endüstri mühendisliğini seçecek miyim, seçmeyecek miyim diye karar vermek için aldığı bir dersti de düşünüyoruz aynı zamanda. Geçen dönem bu dersi vermeye başladım. İkinci dönemim oluyor yani bu derste. Dersin içeriğinde ve dersin veriliş şeklinde büyük de değişiklikler yaptık. Geçen dönem alan arkadaşlarımız hatırlıyorlardır bunu. Birinci sınıf öğrencilerimizin aynen ENES derslerinde yaptıkları gibi TA sınıfları dediğimiz sınıflarda yapıyoruz derslerimizi. Yani interactive learning ve teaching ortamını kullanıyoruz. Daha bir sürede ENES 208 dersini vermeye devam edeceğim.
Endüstri mühendisliği öğrencilerine şimdi bizim YNS 208 dersinde de aslında çok aşılamaya çalıştığımız bir şey ve çoğu öğrencimizin korktuğu iyi bir bilgisayar kullanıcısı olmaktan öte iyi bir algoritma tasarımcısı ve bu algoritmaları, bu çözüm yöntemlerini bilgisayarları kullanarak uygulamaya geçirebilen mühendisler olmaları gerektiklerini düşünerek kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bu YNS 208 dersimizde biz bunun üzerinde çok duruyoruz. Her şeyden önce bilmeleri gereken şey belki bir bilgisayar bilimcisi ya da bilgisayar mühendisi kadar programlama alanında ya da o konularda kendilerini geliştirmeseler de kendi oluşturdukları çözümleri, tasarımları bilgisayar ortamında uygulayabilecekleri yetenekleri edinmeleri gerekiyor. O konuda kendileri geliştirmeleri iyi olur. Bu aslında iki şeye göre değişir bunun cevabı. Hangi alanda yüksek lisans yapmak istedikleri o bir tanesi. Bunun cevabı, bu soruya verilecek olan cevaba göre değişir ve ne amaçla yapmak istedikleri. Birincisi hangi alanda yapmak istedikleri. Eğer zaten lisans eğitimlerini yaptıkları alanda daha da çok uzmanlaşmak istedikleri ve özelleşmek istedikleri belli bir konu üzerinde yüksek lisans eğitimi almak istiyorlarsa bence bunun cevabı lisans eğitiminin hemen ardından olmalı. Çünkü bir de orada ders çalışma alışkanlıklarımızı ve hani üniversitede geliştirdiğimiz alışkanlıkları kaybetmememiz de lazım. Çabuk adapte olabilmemiz lazım. Ama örneğin Master of Business Administration dediğimiz ya da işletme yüksek lisans dediğimiz bir alanda yapmak istiyorlarsa ve belki de lisans eğitimleri bu alanda olmayıp aslında kendilerine öyle bir yetenek kazandırmak istiyorlarsa bence piyasada çalıştıktan sonra ve akademik amaçla değilse bu yüksek lisans eğitimi de piyasada belli bir süre çalıştıktan sonra yüksek lisans eğitimi yapabilirler. Bence neden Sabancı Üniversitesi? Yani bu soruya herhalde hem bir öğretim üyesi olarak hem de bir öğrenci gözüyle bakmak gerekir. Ben tabii burada hiç öğrenci olmadığım için o soruyu ne kadar iyi cevaplayabilirim bilmiyorum. Ama Sabancı Üniversitesi dediğimizde herhalde hem öğretim üyeleri, akademisyenler hem de öğrenciler için akla gelen ilk şey bence özgürlük. Yani buradaki bizim daha çok işte liberal program dediğimiz yani öğrencilerimizin her ne kadar bazı kısıtlamalar olsa da birçok dersi seçebilecekleri, kendilerini birçok alanda geliştirebilecekleri bir ortam sağlanıyor öğrencilere. Bir taraftan da akademisyenler için de aslında bunun paralelinde benzer bir özgürlük var. Bu birazcık çok şey yaptığımız, hep savunduğumuz interdisipliner yaklaşım açısının da getirdiği bir özgürlük. Kendimizi çok sınırlamak zorunda hissetmiyoruz çalışacağımız konularda. Nasıl öğrencilerimiz derslerini seçerlerken, kendilerini geliştirecekleri alanları belirlerken çok kısıtlı olmadıklarını hissetsinler istiyoruz. Bizler de aslında çok kısıtlı değiliz. O yüzden bence ilk akla gelen şey burada sağlanan özgürlük ortamı ya da şunu söyleyelim özgürlükçü yaklaşım diyelim. Bu hem öğrenciler için hem de öğretim üyeleri için geçerli diye düşünüyorum.